Odysseus Destanı 22. Bölüm. Derken çok akıllı Odysseus soyunu verdi çaputlarından. Sıçradı geniş eşiğe, elinde yayı, ok dolu oklu ve hızlı oklarını döktü ayaklarının önüne. Sonra da seslendi taliplere, dedi ki: İşte tamam. Zararsız oyun burada bitti. Kimsenin vuramadığı bir yere nişan alacağım şimdi de. Vurur muyum bakalım, Apollon dileğimi yerine getirir mi? Böyle dedi, acı oku yöneltti Antinos'a doğru. Tam kaldırırken o iki kulplu altın tasını iki eliyle tutup kaldırmış şarabını içecekti. Aklının köşesinden bile geçmiyordu öldürüleceği. Çok güçlü de olsa tek başına bir kişi şölende bunca kalabalık adam arasından çıksın, ölüm ve kara kader saçsın. Kimin aklına gelirdi ki? Ona nişan aldı Odysseus. Okuyla vurdu boğazından. Temren dümdüz geçti ince boğazı. Enseden çıktı. Devrildi adam öbür yana. Tas da düştü elinden. Koyu bir sel boşandı burnundan o saat, insan kanı. Ve birdenbire çarptı ayakları masaya. Masada ne kadar yemek varsa döküldü yere. Tozlara bulandı ekmekler, kızarmış etler. Görünce talipler adamın yıkıldığını başladılar çığırışmaya. Tahtlarından fırlayıp koşuştular evin içinde dört döndüler. Bütün iyi yapılmış duvarlarda aranıp durdular, bakındılar bir kalkan ya da güçlü bir kargı bulur muyuz diye. Bir yandan da çıkıştılar Odysseus'a öfkeyle, dediler ki: İnsanların üstüne ok atarsın ha, alçak yabancı seni, giremezsin artık sen yarışmaya. Bunu aklından çıkar. En üstünüydü bu öldürdüğün adam, İtakalı delikanlıların. Açıldı sana ölüm uçurumu. Yiyecek seni burada akbabalar. İşte böyle diyordu taliplilerin her biri. Onlar sanıyorlardı Odysseus adamı istemeyerek öldürdü. Az sonra kendilerinin de tuzağa düşeceklerini anlamamışlardı. Çok akıllı Odysseus yan yan baktı onlara, dedi ki: Ne sandınız köpekler? Evime bir daha dönmeyecek miydim? Troyalıların ilinden soyup sobana çevirdiğiniz evime zorbalık ettiniz, yattınız hizmetçi kadınlarımla. Bir de karıma talip oldunuz ben sağken. Hiç mi korkmadınız engin gökteki tanrılardan? Bir gün gelir, sizden öc alınır. Bunu düşünmediniz mi? Düşeceksiniz ölüm tuzağına şimdi hepiniz. Böyle dedi. Hepsinin suratı yemyeşil oldu korkudan. Bakındılar çevrelerine, ölüm uçurumundan nasıl kaçacağız diye. Aralarında bir Eurymachos karşılık verdi, dedi ki: Sen eğer gerçekten evine dönen Odysseus'san, haklısın yerden göğe. Yer akaları yere bildiğin kadar. Onlar senin konağında ve topraklarında etmediklerini komadılar. Ama bütün bunları öneyek olan şu adam, şu yerde yatan Antinos'tur. Her şey çıktı onun başının altından. Hem evlenmek değil de asıl gereksindiği, özlediği. Vardı başka niyetleri. Getirmedi onları Kronos'a, oğul yerine. İlkin senin oğluna pusu kurup onu öldürecekti. Sonra da kral olacaktı güzel kurulmuş İteka elinde. Şimdi madem cezasını buldu, sen de kendi halkını koru, biz halk arasında toplar veririz sana karşılığını. Konağında yenen ve içilen tekmil şeylerin. 100 öküzlükte ceza öderiz sana her birimiz. Ayrıca tunç veririz.
Altın veririz istediğin kadar. Öfkelenmene bir şey diyemem, sana bunlar verilene dek. Çok akıllı Odysseus, yan yan baktı ona, dedi ki, verseniz Eurymachos babalarınızın tekmil mallarını, ne kadar kendi malınız varsa verseniz onları da, başka mallar da katsanız üstüne oradan buradan, yine de sizi öldürmekten ellerimi alıkoymam. Duramam almadan bütün bu suçların öcünü. İki yol var size, ya savaşmak ya da kaçmak buradan. Ama hiç sanmam ölüm uçurumundan kurtulacağınızı. Böyle dedi, hepsinin gücü kurudu. Yürekleri çözüldü. Aralarında gene Eurymachos söz aldı, dedi ki, duydunuz işte, bu adam durdurmayacak dokunulmaz ellerini. Güzel cilalı yayı elinde ve de oklu hepimizi öldürene dek parlak eşikten ok atıp duracak. Haydi savunalım kendimizi. Çekin kılıçlarınızı, kalkan yapın masaları, ölüm saçan oklara karşı. Hepimiz birden topluca saldıralım onun üstüne. Bakalım onu eşikten ve kapıdan dışarı atmaya. Kente doğru koşup bağıralım var gücümüzle. O zaman son ok olur bu adamın atacağı ok. Söylerken bu sözleri çıkardı kanından sivri kılıcını, iki yanı keskin tunç. Saldırdı Odysseus'un üstüne korkunç çığlıklarla. Ama tam o sırada tanrısal Odysseus saldı oku. Gitti memenin altından vurdu hızlı ok. Saplandı karaciğere. Düştü kılıcı elinden, abandı öne doğru ve yıkıldı masanın üstüne iki büklüm. Tekmil yiyecekleri ve iki kutlu tası devirdi yere. Vurdu alnını toprağa can çekişerek. İki ayağıyla koltuğa çarptı, devirdi koltuğu. Ve birden karanlık kapladı gözlerini. Amfinomos da yürüdü şanlı Odysseus'a doğru. Sivri kılıcını çıkarmış, kapıdan atmak istemişti onu. Ama önledi Telemakos. Tunç kargısıyla vurdu arkasından. Kargı girdi, iki omzu arasına çıktı göğsünden. Düştü paldır küldür, alnı boydan boya çarptı toprağa. Bıraktı Telemakos kargısını Amfinomos'un içinde. Koşarak geri gitti. Çünkü korkuyordu bir aka kılıcını çekip vurursa diye arkasından uzun gölgeli kargıyı çıkarmak için eğilirken o. Koştu gitti o saat. Vardı sevgili babasının yanına. Durdu orada. Şu kanatlı sözlerle dedi ki, gideyim babacığım. Bir kalkanla iki kargı getireyim sana. Bir de Tolga. Baştan başa tunç, tam şakaklarına uygun. Kendim de silahlanıp domuz çobanıyla sığırtmaca da silah vereyim. Çünkü onların silahlı olmaları daha iyi. Karşılık verdi ona çok akıllı Odysseus, dedi ki, haydi koş getir, şimdilik yeterince okum var ama tek başımayım, korkarım atmasınlar beni kapı önünden. Böyle dedi. Telemakos da sevgili babasının sözünü dinledi. Gitti hazine odasına. İçinde silahlar bulunan. Aldı oradan 4 kalkan ve 8 kargı. Ve uzun yeleli tunçtan 4 tolga aldı. Döndü çabucak. Vardı yanına sevgili babasının. İlkin kendisi kuşandı. Tunç silahları bedenine. Sonra uşaklar da kuşandılar silahları onun gibi. Ve dikildiler biri bir yana, biri bir yana. Odysseus elinde kendini savunacak okları varken evin içinde atıyordu talipleri, vuruyordu onları tek tek. Talipler de yan yana üst üste düşüyorlardı. Ama sonunda tüketince kral okları ata ata bıraktı sağlam yapılı büyük sofranın bıraktı sağlam yapılı büyük sofanın bir direği dibine yayını.
Sonra omuzlarına dört katlı bir kalkan attı. Tolgasını başına koydu. Güçlü başına. Güzel yapılı at yeleli. Korkunç korkunç sallanıyordu sorguç üstünde. Ve tunç kakmalı iki sağlam kargıyı aldı eline. Sağlam temelli büyük sofanın iyi yapılmış duvarında eşiği ucunda bir kapı vardı dehlize açılan. Sımsıkı kenetlenmiş iki kanatla kaplıydı bu, kapalıydı bu kapı. Sımsıkı kenetlenmiş iki kanatla kapalıydı bu kapı. Ona göz kulak olmasını buyurdu Odysseus tanrısal çobana. Yanındaydı çoban kapının. Başka çıkış yolu kalmamıştı. Seslendi Agalos. Oradakilerin hepsine dedi ki, biri yok mu arkadaşlar? Bu yan kapıya çıkacak. Oradan seslenip halkı kolayca duyursun sesini. O zaman bu adam da son okunu atmış olacak. Ona şöyle karşılık verdi Melantos keçi çobanı. Olacak şey değil bu Agelos. Olacak şey değil. Avlunun kapısına çok yakın ve dehlizin ağzı çok dar. Gücü yerinde tek bir adam karşı koyabilir hepimize. Ama durun, silahları getireyim size hazine odasından. Oraya koymuşlardır silahları Odysseus'la soylu oğlu. Onları oradan başka nereye koyacaklar ki? Keçi çobanı Melantos böyle dedi ve çıktı. Büyük sofanın basamaklı duvarından hazine odasına. Oradan 12 kalkan aldı, 12 kargı. O kadar da tunç tolga, uzun at yeleli. Ve getirdi koşa koşa verdi bunları talipleri. Görünce silahları kuşanıp uzun kargaları salladıklarını, Odysseus'un dizleri çözüldü, hopladı yüreği. Nasıl çıkacaktı bu işin içinden şimdi? Şu kanatlı sözleri uçurdu o saat Telemakos'a. Ya konaktaki kadınlardan biridir Telemakos ya da Melantos'tur bu. Bizi uğursuz savaşa atan. Aklı başında Telemakos şöyle karşılık verdi dedi ki. Suç kimsede değil babacığım, suç bende. Aralık bırakmıştım hazine odasının sağlam kapısını. Onların gözcüsü daha kurnazmış bizden. Haydi, tanrısal Emaios, git kapıyı kapat. Kadınlardan biri mi yaptı bu işi? Bak bakalım. Yoksa Dolios'un oğlu Melantos mu? Kuşkum ondan. Söylerken onlar birbirine bu sözleri, Melantos bir daha çıktı hazine odasına. Keçi çobanı gene güzel silahlar alıp getirecekti. Ama tanrısal domuz çobanı gördü onu. Ve hemen geldi Odysseus'un yanına dedi ki, çok kurnaz Odysseus, Zeus'tan doğma Laertes oğlu. Gerçekten düşündüğümüz adammış. O alçak herif şimdi gene çıkıyor hazine odasına. Haklayayım mı onu? Gelirsem üstünden, haklayayım mı onu? Gelirsem üstesinden ne dersin? Yoksa buraya mı getireyim? Cezasını kendin mi verirsin? Bunca suç işledi o senin evinde. Çok akıllı Odysseus karşılık verdi ona dedi ki, saldırsınlar bize içeride büyük sofada. İstedikleri kadar o azgın heriflerle başa çıkarız Telemakos'la ikimiz. Siz koşun yakalayın onu. Ellerinden ayaklarından bağlayın. Atın hazine odasına. Kapatın kapıyı arkasından. Ama önce bağlayın örülü bir halatla sımsıkı. Çekin bir direğe. Tavanın oraya kadar. Bırakın işkenceler çeksin orada diri diri. Böyle dedi. Onlar da sözünü dinlediler. Hazine odasına girdiler. Ve görünmediler Melantos'a. Odanın dibine gitmiş, silahları topluyordu. İki direğin dibinde durdular, beklediler onu. Az sonra tam eşikten dışarı çıkacakken keçi çobanı bir elinde güzel bir tolga taşıyordu. Bir elinde geniş bir kalkan, pasla örtülü.
Yiğit Laertes taşırdı onu delikanlıyken. Atılmış duruyordu orada. Kayışları çözülmüş. Çullandılar üstüne. Çekip saçlarından sürüklediler içeri. Adamı yere serdiler. Adam neye uğradığını bilemedi. O saat bağladılar ellerini ayaklarını sımsıkı. İki büklüm edip sırtını yere getirdiler. Buyruğuna uydular çok acı çekmiş Odysseus'un. Adam akıllı bağladılar onu örülü bir halatla. Sonra bir direğe çekip bıraktılar tavana yakın. Seslenip çıkıştı ona Eyamos, domuz çobanı dedi ki, şimdi iyi bekçilik edersin Melantos bütün gece. Bir döşek işte tam sana göre yumuşacık. Altın tahtına oturduğu saati artık kaçırmazsın okyanus akıntılarından yükselen erkenci şafağın. Sen keçilerini konağa o saat götürürsün hani, hazır etsinler diye senin şu taliplerin yemeğini. O da orada kala kaldı ölüm bağlarıyla bağlı. İki çoban silahlarını alıp kapattılar parlak kapıyı. Sonra da gittiler yiğit Odysseus'a. Güç soluyarak dikildiler. Bir yanda eşikte dört kişi, bir yanda evin içinde kalabalık soylu kişiler. Athena, Zeus'un kızı, geldi yaklaştı onlara. Beden yapısını ve sesini Mentor'a benzetmişti. Görünce onu sevindi Odysseus. Ona dedi ki, kurtar bizi bu beladan Mentor. Akranımsın benim. Eski dostluğumuz getir aklına. Sana yaptığım iyilikleri. Böyle dedi. Erleri savaşa yönelten Athena olduğunu sezmişti. Öte yandan talipler de bağırışıyorlardı büyük sofada. İlkin Damastor oğlu Agelos çıkıştı ona. Çelmesin Odysseus'un sözleri Mentor senin aklını. Savaşman için taliplere karşı ve savunman için yalnız kendisini. Bak biz ne düşünürüz? Gerçekleşecek bu düşüncemiz. Öldürdükten sonra biz ikisini, baba ile oğlunu. Sıra gelecek sana. Öldürüleceksin sen de. Kalkarsan ona yardıma, başınla ödersin bunu. Canınızı aldıktan sonra tunç kargıyla ne kadar malın varsa içeride dışarıda karıştıracağız Odysseus'unkiyle hepsini. Oğullarını bırakmayacağız yaşasınlar konağında. Ne kızların kalacak İteka ilinde ne saygıdeğer karın. Böyle dedi. Athena'da çok içerledi yüreğinde. Öfke dolu gözlerle çıkıştı Odysseus'a dedi ki, ne o güç kalmış sende Odysseus, ne de o atılgan yürek. Sen değil miydin Troyalılara karşı 9 yıl savaşan soylu Helen'e uğruna durdurak bilmeden? Sen değil miydin bir sürü adam öldüren korkunç kargaşalıkta? Senin öğüdünle alınmamış mıydı güzel sokaklı kenti Priamos'un? Artık döndün evine. Mallarına kavuştun işte. Şunlarla boy ölçüşeceğine karşılarında ağlaşıp duruyorsun. Haydi dostum. Geç yanıma da seyret beni. Alkimos oğlu Mentor nasıl bilirmiş? Gör bak, düşman erleri arasında iyiliğin karşılığını ödemesini. Böyle dedi. Ne o yana verdi zaferi ne bu yana. Daha sınamak istedi Odysseus'la şanlı oğlunun gücünü. Ama kendisi giriverdi bir kırlangıç kılığına ve uçtu gitti. Dumandan kapkara olmuş çatısına kondu büyük sofanın. Damastor oğlu Agelos talipleri kışkırtıp duruyordu. Eynamos, Amfimedon, Demoptolos, Polyktoroğlu, Pesandros, akıllı Polibos, talipler arasında üstün olan bu adamlar daha sağdılar ve savaşıyorlardı kurtarmak için canlarını. Öbürleri ise
yandan yağan oklar yemişti, serilmişlerdi yere. Aralarında Agelos seslendi hepsine, dedi ki, ''Bu adamın yorulmaz elleri birazdan duracak arkadaşlar.'' Boş yere böbürlendi mentor. Sonra çekti gitti. Onlar da kaldılar kapı önünde gene yalnız. ''Haydi davranın, uzun kargıları birden atmayın hepiniz. Saldıralım ilk önce biz 6 kişi. Zeus vere de Odysseus'u vuralım. Kazanalım bu günü. O bir kez düşsün hele, bize ne öbürlerinden?'' Böyle dedi. Altısı da dinledi onu. Attılar kargılarını, attılar ama Tanrıça Athena boşa çıkardı hepsini. Biri vurdu iyi oturtulmuş büyük sofanın eşiğine. Öbürü sağlam yapılı ağır kapıyı vurdu. Öbürünün de ağır tunç temreni gitti saplandı duvarı. Böylece kurtulunca taliplerin kargısından çok çekmiş tanrısal Odysseus başladı söze, dedi ki, ''Arkadaşlar bize geldi şimdi sıra. Atalım kargılarımızı şunların topuna birden. Can atarlar bizi öldürmeye. Yaptıkları yetmezmiş gibi.'' Böyle dedi ve hepsi nişan alıp kargılarını attılar. Odysseus Demeptolemos'u vurdu. Telemakos Eriyades'i. Domuz çobanı Eyamos vurdu Eletos'u. Pesandros'u da sığırlara bakan sığırtmaç hakladı. Düşenlerin hepsi dişleriyle engin tabanı ısırdılar. Sağ kalanlar da çekildiler büyük sofanın bir köşesine. Berikiler de koşup aldılar kargılarını ölülerin içinden. Talipler bir daha nişan alıp attılar sivri kargılarını. Ama Athena onların çoğunu gene boşa çıkardı. Biri vurdu iyi oturtulmuş büyük sofranın eşiğine. Öbürü vurdu sağlam yapılı kapıya. Öbürünün de gitti duvara saplandı tunç temreni. Yalnız Amfimedon vurdu Telemakos'un elini bileğinden. Ama tunç temren deriyi sıyırıp geçti. Kesipos'un uzun kargısı geçerken kalkanının üstünden omzunu sıyırdı Eyamos'un ve uçup saplandı yere. Çok akıllı kurnaz Odysseus ve çevresindekiler gene attılar taliplerin kalabalığına kargılarını. Kentler yıkan Odysseus bu kez vurdu Eromadas'ı. Telemakos vurdu Amfimedon'u. Domuz çobanı da Polibos'u. Sığırlara bakan sığırtmaç da vurdu Kesipos'u göğsünden. Sonra da böbürlenerek şöyle konuştu. ''Ey Polyterses'in oğlu alaycı herif, taşkınlık yok artık, yüksekten atmak yok. Sözü tanrılara bırak, daha üstün onlar senden. Al bu benim armağanım olsun sana, deminki paçaya karşılık tanrısal Odysseus'a kendi konağında dilenirken verdiğin.'' Sığırlara bakan sırtmaç böyle konuştu. Odysseus da atıldı Damastor oğluna, vurdu onu kargısıyla. Telemakos da Leokritos'u vurdu karnının ortasından, bir boydan bir boya girdi tunç kargı. Adam yıkıldı yüzüstü. Alnı ve suratı çarptı yere. O sıra Athena, insan öldüren kalkanını kaldırdı çatı arasından, oynadı yürekleri tekmil taliplerin güçleri kurudu. Hani şu günlerin uzadığı ilk yaz mevsiminde bir at sineğinin saldırıp darmadağın ettiği sığır sürüleri nasıl kaçarsa o yana bu yana. Öbürleri sanki sivri pençeli, kıvrık gagalı akbabalardı. Sanki dağlardan gelip kuşların üstüne saldırıyorlardı. O kuşlar bulut bulut ovaya inip
Kaçışırlar hani. Akbabalar da saldırıp saldırıp öldürürler onları. Ne karşı koyar ne kaçabilirler. İnsanlar da sevinir bu ava. İşte Odysseus'la arkadaşları öyle saldırıyorlardı konakta. Talipleri vurup vurup yerlere seriyorlardı. Korkunç bir gürültü yükseliyordu kırılan kafalardan. Taban baştan başa tütüyordu kanla. Atıldı bu ara Laodes, sarıldı dizlerine Odysseus'un. Ona şu kanatlı sözlerle söyledi, yalvardı. Ayaklarına kapandım işte Odysseus. Bana acı, esirge beni. İnan ki tek bir kadına bile şu konakta yakışıksız bir söz söylemiş, bir şey yapmış değilim. Tam tersi durdurmaya çalıştım yapmak isteyeni. Ama dinlemediler beni. El çekmediler kötü işlerden. Ne taşkınlığın sonu, işte taşkınlığın sonu bu çirkin kader oldu. Ne suçum var benim, onların kurbancısı olmaktan başka? Ne suçum var benim onların kurbancısı olmaktan başka? İyi davranmanın ödülünü görmek yok mu? Çok akıllı Odysseus yan yan baktı ona, dedi ki, madem övünüyorsun onların kurbancısı olmakla, herhal yalvarmışsındır bu konakta sık sık. Uzak olsun diye benden tatlısıla günüm. Sevgili karım senin olsun, sana çocuk doğursun diye. Sen de bu yüzden kurtulamayacaksın acıklı ölümden. Böyle diyerek kaldırdı birden güçlü eliyle Aulos'un ölürken bıraktığı kılıcı ve yapıştırdı onu tam boynunun ortasına. Bir çığlıkla düştü kafa tozun toprağın içine. Pemios da kurtulmaya çalışıyordu kara ölümden. Taliplere hep zorla ezgi söylemiş bir ozandı o. Elinde gür sesli sazı, duruyordu duvarın dibinde, bir oraya akıyordu yüreği, bir oraya. Dışarı çıkıp gitsin miydi sunağa büyük Zeus'un? Sığınsın mıydı koruyucu tanrının bu sağlam tapınağına? Laertes'le Odysseus yakmışlardı ona çok sığır budu. Yoksa koşup dizlerine mi sarılsınlardı Odysseus'un? Yoksa koşup dizlerine mi sarılsındı Odysseus'un? Böyle düşünüp taşındıktan sonra en uygun görünen kapanmak oldu Laertes oğlu Odysseus'un dizlerine. Böylece oyuk sazını bıraktı yere, şarap sarağı ile altın kakmalı bir taht arasında ve koştu Odysseus'a, dizlerine sarıldı. Şu kanatlı sözleri söyledi yalvara yakara. Ayaklarına kapandım işte Odysseus. Bana acı, esirge beni. Acı duyarsın sonra öldürdüm diye bir ozanı. Çünkü tanrılar ve insanlar için ezgi söylerim ben. Ustasız öğrenmişim ozanlığı. Kendi kendime. Tanrı esinledi bana türküleri. Sana da ezgi okuyabilirim, bir tanrıymışsın gibi. Onun için vazgeç boğazımı kesmekten. Hem Telemakos söylesin sana, senin kendi oğlun, şölenlerinde ezgi söylemek için taliplere, isteyerek gelmiş değilim ben kendi senin konağına. Zorla getirdiler beni, çünkü kalabalık ve güçlüydüler. Böyle dedi, işitti onu Telemakos'un kutsal gücü, vardı babasının yanına, seslendi ona, dedi ki, dur vurma turnuç kargınlığı bu suçsuz adamı. Bir de haberci Medon'u esirgememiz gerek. Çocukluğumdan beri bakmıştır evimize, bana. Sakın Pilatos ya da domuz çobanı öldürmüş olmasın onu. Ya da sen saldırırken konaktan çıkmış olmasın karşına senin. Böyle dedi. Akıllıca davranan Medon onu işitti. Kara ölümden saklanmış, sığınmıştı bir tahtın altına iki büklüm.
Örtülmüştü yeni yüzülmüş bir sığırın derisiyle. Hemen tahtın altından çıktı, deriyi dağıttı üstünden. Sonra da öne fırlayıp kapandı dizlerine Telemakos'un. Ona şu kanatlı sözleri söyledi yalvara yakara. Ben buradayım dostum. Sen koru beni. Babana da söyle sivri tuncuyla kıymasın canıma benim. Taliplere çok öfkeli. Yiyip bitirdiler diye malını konağında. Seni de budalalar hiç adam yerine koymadılar. Çok akıllı Odysseus gülümseyerek şöyle dedi. Korkma, seni korudu oğlum, kurtardı elimden. Yüreğinde anla ve duy, başkalarına da duyur. İyilik çok daha üstündür kötülükten. Haydi çıkın dışarı, oturun kapının önüne. Ünlü ozanla birlikte, avluda, kandan uzakta, ben de bitireyim bu evde başladığım işi. Böyle dedi, onlar da çıktılar dışarı. Oturdular büyük Zeus'un sunağı önünde. Dört bir yana bakınıp, gözleye gözleye ölümü, Odysseus da bakınıyordu evin içinde, dört bir yana. Biri sağ kalmış da bir yere sığınmış mı diye. Ama gördü hepsini, kan ve toz toprak içinde, serilmiş yatıyorlardı. Tıpkı balıklar gibi. Balıkçılar alacalı denizden çıkardıkları balıkları hani çok ilmikli ağların içinden atarlar kumsalın bir köşesine ve güneşin ışınları alır götürür son nefeslerini. Kumların üstünde denizin dalgalarını özleye özleye. Talipler de öyle yatıyordu işte. Onlar gibi üst üste. Git çağır bana Telemakos, Eurokliya nineyi. Çağır da aklında olan sözü diyeyim ona. Böyle dedi. Telemakos da sevgili babasını dinledi. Kapıyı sarsıp seslendi Eurokliya nineye. Dedi ki, buraya gel ninelerin ninesi, gel çabuk. Evimizdeki bütün hizmetçilerin bekçisi, gel buraya. Babam çağırır seni, bir diyeceği var. Böyle seslendi. Koca karının da kanatsız kaldı sözleri. Açtı kapısını iyi yapılmış büyük sofanın ve girdi içeri. Düşerek Telemakos'un ardından taliplerin cansız gövdeleri arasında buldu Odysseus'u. Kana çamura bulanmış bir aslana benziyordu. Bir sığırı parçalayıp da ağıldan çıkan hani her iki yandan yanakları ve tekmil göğsü bulanmıştır kanlara, korkunçtur görünüşü. Öyle kanlar içindeydi elleri ayakları Odysseus'un. Koca karı görünce ölüleri ve kan birikintilerini bir çığlık atacaktı, büyük bir iş başarıldı diye. Ama bırakmadı Odysseus, tuttu ve seslenip şu kanatlı sözleri söyledi ona. Sevin gönlünün içinde nineciğim, bağırma, tut kendini. Öldürülmüş insanlara sevinip övünmek yakışık almaz. Tanrıların kaderidir bunları alt eden ve işledikleri kötülükler. Soylu ya da soysuz, kime rastladılarsa onlar, adam yerine konmadılar şu yeryüzünde hiç kimseyi. Sonları da işte bu yüzden çok kötü bitti. Hadi sen şimdi bana konaktaki kadınları söyle. Hangisi onuruna leke sürdü, hangisi bağlı kaldı bana? Sevgili ninesi Eurokliya da ona dedi ki, söyleyeyim sana çocuğum gerçeği dost doğru. 50 hizmetçi var senin konağında topu topu. Ben öğrettim el işlerinin her türlüsünü onlara. Yün eğirmesini öğrettim. Hizmet görmesini. Yalnız 12'si tuttu bunların namussuzluk yolunu. Ne beni umursadılar, ne de Penelope'yi. Yeni yeni büyüyüp serpilmeye başladı Telemakos.
hizmetçi kadınlara buyruk vermesine izin vermedi anası. Haydi, ben şimdi yukarı çıkayım, pırıl pırıl kata, haber vereyim karına, bir tanrı uykuya düşürdü onu. Karşılık verdi çok akıllı Odysseus. Uyandırma onu sakın. Sen önce buraya kadınları yolla. Hani şu namussuzluk yolunu tutan kadınları. Böyle dedi. Koca karı da çıktı büyük sofadan dışarı. Gitti kadınları haber vermeye gelsinler diye. Odysseus da çağırdı Telemakos'u, sığırtmacı ve domuz çobanını. Şu kanatlı sözlerle seslendi onlara, dedi ki: Başlayın taşımaya ölüleri, koşun kadınları da bu işe. Sonra da yıkayın güzelim tahtları ve masaları, bol su ve çok delikli süngerlerle. Temizleyip düzene koyduktan sonra iyicene bütün evi, çıkarın hizmetçi kadınları güzel yapılı sofadan dışarı, yuvarlak damla avlunun sağlam duvarları arasında, çalın keskin kılıçları onlara, canları çıkıncaya kadar unutsunlar Afrodite'yi büsbütün ve sevişemesinler bir daha, birleşmesinler o heriflerle gizli gizli. Böyle derken bütün namussuz kadınlar içeri girdi. Bağırıp çağırıyorlardı, gözyaşı döküyorlardı sel gibi. Önce koyuldular ölülerin gövdelerini dışarı taşımaya. Yığdılar onları çepeçevre avlunun giriş kapısı önüne. Odysseus başlarındaydı. Hız veriyordu işe. Onlar da taşıyorlardı zor altında, yardımlaşa yardımlaşa. Silinip yıkandıktan sonra güzelim tahtlar ve masalar, bol suyla ve çok delikli süngerlerle, Telemakos, sığırtmaç ve domuz çobanı kazıdılar küreklerle güzelim yapılı büyük sofanın tabanını. Hizmetçi kadınlar da pisliği taşıdılar dışarı. Büyük sofada her şey konunca yerli yerine, iyi yapılı konaktan dışarı götürdüler hizmetçileri. Kaçamayacakları bir yere, dar bir köşeye sıkıştırdılar. Yuvarlak damla avlunun sağlam duvarları arasında, bu ara Telemakos başladı söze, adamlarına dedi ki: Temiz bir ölümle almayalım bu kadınların canlarını. Çünkü o heriflerle düşüp kalktılar ve utanç yağdırdılar başımıza, anamla ikimizin. Böyle dedi ve kara gagalı bir geminin halatını bağladı direğe. Ve sardı çepeçevre yuvarlak damı. Sonra gerdi halatı, ayaklar yere değmesin diye. Yaygın kanatlı ardıç kuşları ya da güvercinler, çalılar arasına kurulmuş bir tuzağa tutulurlar da hani, nasıl düşerlerse uğursuz bir döşeye, dönerken yuvalarına, bu kadın başları da öyle dizilmişlerdi. Acıklı bir ölümle ölsünler diye sıkılmıştı ilmikle boyunları. Bir ara ayakları çırpınıverdi. Ama uzun sürmedi bu. Getirdiler Melantos'u da dışarı avluya, ön kapıdan. Kestiler insafsız tunçla kulaklarını ve burnunu. Sonra erkekliğini koparıp attılar köpeklere çiğ çiğ. Sonra da kestiler ellerini ve ayaklarını öfke içinde. Sonra da kendi ellerini ayaklarını yıkayıp vardılar Odysseus'un yanına ve işleri bitti. Seslendi Odysseus sevgili ninesi Eurokliye'ye, dedi ki: Kükürt getir bana nineciğim, temizleyeyim her yanı. Ateş de getir,
Büyük sobayı tütsüleyip arındırayım. Penelope'ye de git, söyle, gelsin buraya kadınlarıyla. Ne kadar hizmetçi varsa, gönder buraya hepsini. Şöyle karşılık verdi süt ninesi Eurocleia, dedi ki, peki yavrum, gereğince söyledin. Ama giysiler getireyim sana önce. Bir entari, bir kaftan. Yakışık almaz büyük sofada senin böyle durman. Geniş omuzların böyle çaputla sarıl. Karşılık verdi çok akıllı Odysseus, dedi ki, büyük sofada ateş yakılsın isterim önce. Böyle dedi. Ninesi Eurocleia da dinlemezlik etmedi. Hemen gitti, ateşi de getirdi, kükürtü de. Ve Odysseus iyice kükürtleyip tütsüledi avluyla evi. Koca karı da çıktı güzelim dairesine Odysseus'un. Çağırdı kadınları, haydi çabuk inin dedi. Onlar da indiler odalardan, ellerinde çırağılarla. Sarıldılar boynuna Odysseus'un, selamladılar onu. Başını, omuzlarını öpüp sevdiler. Tuttular ellerini. Tatlı bir özlem kapladı her yanına Odysseus'un. Doyasını ağlamak istedi. Hıçkıra hıçkıra. Çünkü tanımıştı gönlünde hepsini ayrı ayrı.